O çok sevdikleri kedilerinden umutlarını kesmişlerdi. 54 gün sonra çok büyük bir sürpriz yaşandı ve hayvanseverlerin yardımıyla kedilerine tekrar kavuştular. Tamam. Normal bir deprem gibi yıkıldı göç. Kedi geldi. Açabilir miyiz? Açabiliriz. Çıkartalım. O zaman siz bir alın rahatlasın. Annem. Üstten açsak olur mu ya? Rahatsız olmasın. Dur yavrum, dur. Gel. Kutay nereye geldik? Kutay, ay Kutay diyorum. Monika Kutay o kadar çok şey yaptı ki söyledi. Yaramıyoruz ya. Gel bakalım. Monika. 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 İşte Monika. İşte Monika. Kızım. Canım. Kalp çok atıyor. Gel gel. Ver bana ver. Şuna bak ne kadar zayıflamış ya. Hani pişik babaya kızı. Babaya pişik ver. Babaya pişik ver kızım. Hadi. Unuttun mu sen? Unuttun mu öpeceği kızım? Alarm kapatırdı. Küçücük olmuş ya. Tülay abla. Ne demek? Bayağı süzersen. Ay susuz kalmış. Terk edilmiş. Serum falan taktırdık. Gerekli tedavisi de yapıldı. Vallahi biz de aynı şeyi yaşadık. O çok sevdikleri kedilerine kavuşan İşlek ailesi öz çocuklarını bulmuş kadar sevindi. Aile Monika isimli kediyle hasret giderdi. İşte 2 sene önce doğum günümde yine aynı şekilde. Babamlar bir tişört falan alır demiştim doğum gününde. Akşam bir baktım kedi gelmiş. Ben de çok istiyordum tabi. İşte 2 sene oldu. Deprem oldu tabi. 14 yaşındaydım kediyi aldığımda. Kedi kaç yaşındaydı? Kedi 2 aylıktı daha. Daha yeni. Sütten kesildiği yani. Anı almıştık. Ondan sonra işte ya çok kardeş gibiydik. Benim 2 tane abim var. Küçük kardeşim yok. Hep küçük kardeşim olsun istiyordum. Merak ediyordum o duyguyu. Kardeş gibi olduk kediyle ya. İşte ders çalışıyorum, sıkılıyorum böyle. Bir anda yanıma geliyor, kokluyor, oyun oynuyorum. Ya motivasyonum düzeliyor. Ya çok iyi bir şey ya. Derslerime odaklanamıyordum. Moralim çok bozuktu. Ya kardeşimi kaybetmiş gibiydim, öyle diyeyim ya. Çok iyi ya, tarif edilmez valla. Ve tekrardan kavuşmak. 2 ay boyunca bir çaresizlik vardı. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Artık ümidimi kesmiştim ben de. Çünkü gidiyoruz, babam o kadar ekip yönlendiriyor, abilerim ekip yönlendiriyor, bulamıyoruz. Sürekli binadakiler arıyor yani ben artık inanmamaya başladım yani oyun oynuyorlar herhalde dedim. Biz o kadar gidiyoruz, bulamıyoruz. Ama oyun değilmiş demek yani gerçekten görmüşler kedimizi, sonunda bulundu. Zeki bir kedi ama yaramaz. Sürekli oyun oynuyor, hiç uyumuyor neredeyse. Bütün gün oyun oynuyor. Ya çok teselli ediyor bizi. Okuldan eve döndüğün zaman... Yani okuldan eve dönüyorum. Elimi yüzümü yıkadığım gibi ilk başta miyavladığı için onunla bir oyun oynamak zorundayım. Yarım saatimi onunla geçiriyorum. Ondan sonra kendisi uyur biraz. Sonra ben dersimi çalışırım. Tekrar beraber oyun oynarız. Bütün günümüz beraber geçer. Yatınca beraber yatarız. Hiç yanımdan ayrılmaz. Bu 2 aylık süreç çok zor geçti onsuz. Küçük oldu ama biz kendimize çok korktuk. Etrafın yani binaların bu kadar göçük altında olduğunu hiç yani düşünemedik bile çıktık. Ya açık bir alana gittik. Sabah hava ardığında yola koyduğumuzda biz halimize şükrettik. İçeriden çok yıkılma duvarlar var. 4 oda bir oda oldu. Kedi 2 yıl önce yani 2 yıl önce bugünkü gibi bize Ankara'dan geldi. Çocuğa doğum günü hediyesi gelmişti. Kızımızın adı Monika. Çok düşündük bu ismi koymak için ama. Çocuğunuza doğum günü hediyesi olarak. Doğum günü hediyesi olarak. Evet. Kedi hediye. Abisi tarafından hediye gönderildi. Ankara'dan geldi hediye. Ya çok sevimli bir kedi. Kucağa gelen bir kedi değil ama bir bakıyorsun perdenin öbür ucunda. Bir bakıyorsun duşakabinin üstünde geziyor. Bir bakıyorsun tepemizde hani o futbolcuların maça çıkmadan önce böyle hırıltı seslerini dinleme şeyi var ya başımıza gelir hırıldar hırıldar. Biz de ondan zevk aldık yani yüzümüz gülerdi yattığımız yerde. Öyle bir duygu yani. Bayağı. Biz şehri bile, tatile bile gidemedik onsuz. Götüremedik, çip olayı çıktı. Kutay çipi taktırmak istemedi, kediyi zedeletmek istemedi. Bu yüzden tatillerimizi iptal ettik. Ya çocuğum gibi hiç, kızım yok zaten, 3 oğlum var. Ya kızım gibiydi, öyle diyeyim. Bilmiyorum ya, yani deprem oldu zaten. Evden çıktı, ben direkt kedi diye aşağıda bağırmaya başladım, evde kaldı diye. Ben yaramın farkında bile değilim. O kadar kanamam var, hiç fark etmedim mesela. Ben o acıyı hiç hissetmedim. Tabii gün ağırdıktan sonra gördüm kanamam olduğunu. O o korkudan. Ama yine de kediye çok şey yaptık. Şehirden çıkmamız gerekiyordu. Yaram bayağı derindi çünkü. Hastane bulamadık. Yani mecbur geldik 2 gün sonra buraya. Bir hafta geçtikten sonra Tayvan gidemedim yaralı olduğum için. Arabadan da inemedim. Gittim daha sonra gittim de arabadan inemedim. Belki sesimi duyar gelir dedim ben çıkarsam. Öyle bir şansım olmadı. Merdivenler zaten yıkılmış. Çıkılacak gibi değildi. İnanın yani o heyecanı anlatamam. Ben o heyecan bir depremde korkuyu da yaşamıştım. Bilmiyorum ya o kadar çok sevindim ki oğlum adına kendi. İkimiz de çok bağlıyız çünkü. Bütün günümüz beraber geçiyor. Oğlum okulda mesela eşim işte beraberiz. Bütün günümüz beraber geçiyor. Bilmiyorum yani dünyalar verdiler bize. Allah razı olsun hepsinden. Bilmiyorum çok mutlu ettiler bizi. Evet. İnanılmaz çok ağladık. Yani elimizden bir şey gelmiyor. Zaten inanın yakalandığını duyduğum an zaten gördük canlı bağlandılar. Dünyalar bizim oldu. Yüzünü gördüm, bir çığlık attım. Sevinçler çocuğumla bilmiyorum ya çok farklı bir duygu ya. Yani emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Gülümseyin biraz.